Evet arkadaşlar, bugün 24 Haziran 2020 tarihi. Güzel bir öğlen vaktinde sizlere tarihi bir yerden, başkent Kiev'in aşağı yukarı merkezi bir noktasında bulunan Zolotoy Varota'dan, yani Altın Kapı'nın olduğu yerden sesleniyorum. Altın Kapı, arkamda gördüğünüz şu eser bayağı eski bir eser. Yaklaşık 1000 yıllık, 1000 yıldan da fazla. Yapımına 1017 yılında başlanıp 1024 yılında tamamlanan. Tabii ki çok eski zamanlarda bu arkamda gördüğünüz yapı çok fazla kırık dökük, hatta küçük bir yapıyken bugüne kadar yapılan restorasyonlar sonrasında şu anki günümüzdeki halini almış durumda. İçerisi müze olarak kullanılmakta. Buradan bir video çekmek istedim sizlere. Güzel bir havada. Arkadaşlar, 1 Temmuz'dan itibaren kısmet olursa inşallah havalimanları artık tam anlamıyla Türkiye-Ukrayna arasında uçuşlara başlayacak, kapılarını açacak. Tabii ki ben daha öncesinde de videolarda paylaştığım üzere havalimanları şu anda faaliyette. Her ülke kendi adına başlatmış olduğu çalışmalar sonrasında özellikle iç hatlar olsun ve dış hatlara bazı ülkelere olmak şartıyla kapılarını açmış durumda. Yalnız Ukrayna-Türkiye arasındaki uçuşlar 1 Temmuz itibariyle başlayacak. Gelen sorulardan bir tanesi de bu geliş gidişlerde karantina uygulaması olacak mı olmayacak mı ile alakalıydı. Şu an için hiçbir karantina uygulaması söz konusu değil. Ayrıca gelirken veya giderken de herhangi bir belge yanımızda ibraz etmesi gerekmiyor. Bu anlamda 14 günlük karantina süresi uygulanmayacak şu anda. Bu anlamda gelecek olan insanların huzurlu bir şekilde gelmesi tabii ki temennimiz. İnşallah tabii ki arkadaşlar, huzurlu gelmeniz en önemlisi. 1 Temmuz itibaren burada uçuşlar başlayacak. Huzurlu ve güvenli bir tatil için tabii ki bana yazabilirsiniz. Bu anlamda uzun yıllardır yapmakta olduğum Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla şehir rehberliği hizmetine tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın diğer şehirlerinde de inşallah gelen misafirlerimizle dolu dolu güzel günler geçireceğimizi tahmin ediyorum. Dünyanın üzerindeki yer alan karantina süreçleri bir an önce tabii ki bitmesi temennisiyle bütün ülkelerdeki koronavirüs illetinden bir an önce kurtulmamızı diliyorum. İnşallah her şey eskiye döner. Tabii ki her şey eskisi gibi olmayacak arkadaşlar, ama bu son dönemde yaşadığımız büyük olaylardan tabii ki hepimiz kendi adımıza büyük dersler çıkardık. Bu anlamda her şey eskiye dönmese bile hemen, en azından yavaş yavaş insanlar işinde gücünde tekrardan bu ikinci bizim için verilmiş olan hayata alışmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten de 3-4 aydır insanlar çok huzursuzdu. Evlerine kapanmıştı. Yani gerçekten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra belki de insanoğlunun yaşamış olduğu en büyük felaketlerden bir tanesiydi. Çünkü insanın hapsolması, evine zorunlu şekilde kapatılması, hiçbir şey yapamaması kadar kötü bir şey yok olsa gerek. Gerçekten hepimiz evlerimize kapandık. Ama şimdi tabii ki her ülkede yavaş yavaş insanlar sosyal hayata tekrardan geri dönmeye başladılar. Ukrayna'da da insanlar gerçekten biraz daha dikkat ederekten tabii ki maskeli dolaşıyoruz. Yani şu anda ben maskesiz dolaştığıma bakmayın. Kapalı alanlarda hala maskeli dolaşıyoruz. Bu anlamda dikkat ederekten bu virüsle yaşamayı öğreniyoruz. Sevgili arkadaşlar, çok yakın bir zamanda açmış olduğum YouTube kanalında abone sayısı her geçen gün daha da artmakta. Sizlerin sayesinde. Kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Yorum da yazabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa da sorabilirsiniz. Aynı şekilde Instagram'da ve Facebook'ta da Kiev Yol Arkadaşlığı adıyla sayfalarım bulunmakta. Oradan da beni ekleyebilirsiniz. Gelmek isteyen arkadaşlar, gelmek isteyen misafirlerimiz, eğer yanlarında şehir rehberliği konusunda rehberlik hizmeti verilecek arayan insanlar olursa mutlaka bana ulaşabilirler. Uzun yıllardır yapmakta olduğum turizm adıyla şehir rehberliği hizmetinde sizlere bir faydam olursa ne ala. Tabii ki bunlar için günlük uygun bir ücret alıyorum insanlardan.
Yaklaşık 12 ile 15 saatleri süresince o insanlarla beraber dolaşıyorum. Hem gece olsun hem gündüz. Buranın tarihi yerleri, yani sadece Kiev değil, başka şehirler de olabilir. Gelmek istediğiniz hangi şehir olursa olsun ben sizi özellikle havalimanlarında karşılıyorum. Ve şehir içerisinde bütün gün aşağı yukarı sizlerle beraber oluyorum arkadaşlar. Bu anlamda eğer şehir rehberliği hizmetinden faydalanmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Ben şu anda Kiev'de yaşıyorum. Kiev olabilir veya Odessa olabilir veya başka bir şehir de olabilir. Hiç fark etmiyor. Sizin gelmek istediğiniz şehirlere ben oraya gidiyorum. Sizi oranın havalimanından karşılıyorum. Konaklama konusunda da ayrıca eğer yardım isterseniz size o şehirdeki konaklamayla alakalı yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. İşlerle alakalı olsun. Her türlü fuar, gezi amaçlı olsun. Bu şekildeki rehberlik hizmetlerinde insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdilik sevgiler, saygılar. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yakın zamanda inşallah görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Sağlıcakla kalın.